Kötü insanlara benzemiyorlar ya. Evet evet. Bunlar temiz insanlar belli. Merve'nin suçlu tayfasından değiller. Biz geldik. Evet. Hadi oyun oynuyoruz. Siz de katılıyorsunuz. Yok biz almayalım sağ olun. Alalım alalım. Ayrı kutu gibi durmayalım Barış Bey. Aslı arkadaş edinmeye gelmedik buraya. İş çıkarma başımıza. Ya bekleyeceğiz zaten biraz. Kesin böyle sessiz sinema falandır. Oynayalım işte. İyi sen oyna o zaman. Aşk olsun. Tamam. Of. Oynuyoruz. Ne oynuyoruz? En aşık çift oyunu. Şimdi kura'dan çıkan çift herkesin içinde birbirine ne kadar aşık olduğunu anlatacak. Ne? Al, oyna hadi. Tamam vazgeçtik biz. Siz güzel güzel aranızda oynayın işte. Oh ne güzel. Hadi bakalım. Hadi. Hayır, oyun bozanlık yapmak yok. Neydi isimleriniz? Aslı ile Barış. Barış Bey ne yapıyorsunuz? İlla oynamak istemiyor muydun? Oyna işte. Hem bu çekingenliğini dağıt artık. Sevgiliyiz biz, değil mi? Barış Bey ya isminizi çıkarsam? İyi ya. Her şeye böyle balıklama atlamamayı öğrenirsin. Ya Barış Bey. Tamam tamam korkma. Nereden çıkacak bizim ismimiz? Evet, çekiyorum. Hadi bakalım. Ulaş ve Burcu. Ya bizim adımızı kim yazdı ya? Biz olmayacaktık ki. Evet, biz gece oynayacağız. Büyüsü bozulmasın. Şimdi ben çekiyorum. Aslı ile Barış. Hadi birbirinizin gözlerine bakıp aşkınızı anlatın. Ya ne yaptınız? Ne anlatacağım ben şimdi? Vallahi ben de merak ediyorum Aslı. Anlat bakalım hadi. Çok kötüsün. Hadi Aslı. Barış'ın gözlerine bak şimdi. Mesela aşık olduğunu ilk ne zaman anlatın? Oradan başla. Neden böyle bakıyorsun bana? Sevdiğimi duymak ister gibi. Sever gibi. Git diyorsun ama kal dermiş gibi. Bir oyun içinde harcanacak kadar basit bir şey mi bunu söylemek? Ne duymayı bekliyorsun benden? Bu kadar zor mu gerçekten? Hadi Aslı. Söyle. Boz oynadığımız bu oyunu. Yapamam. Senin kadar hafif alamam. Neden zorluyorsun? Ne istiyorsun benden? Neden sırlarımı eşeliyorsun? Okulumla ilgileniyorsun. Beni koruyorsun. Neden? Patronumsun sen benim.
Abarttım ben. Kusura bakma. Bazen insanı çok zorluyorsunuz. Ne olduğunu bilmeden oyuna dalan sendin Aslı. Öğrendikten sonra sürdüren de sizsiniz. Yapmayın dediğim halde üstüme geldiniz. Zaten bu huy oldu sizde. Okul konusunda da aynı şeyi yaptınız. Ne yapmışım Aslı ben? Gidip sırrımı öğrendiniz, sonra da üstünde baskı kurdunuz. Okumak falan istemiyorum ben. Kararıma saygı duymanız gerekmez mi Barış Bey? Aslı o senin kararın değil. Korkun. Her ne olmuşsa artık istemeye korkuyorsun. Hayatıma girdiğiniz yetmedi. Şimdi benime mi girmeye çalışıyorsunuz? Sırlarımı eşeliyorsunuz, geleceğime karışıyorsunuz. Siz benim hayatıma elinizi kolunuzu sallayarak girebiliyorsunuz ama ben sizinkine bir adım bile atamıyorum. Bana sadece canınızın istediği kadarını gösteriyorsunuz. Benim sizi araştıracak dedektiflerim yoktur. Aslı yeter. Fazla abarttın. Bak yine aynı şeyi yapıyorsunuz, gördünüz mü? Sizin hayatınıza bir parça dokununca Aslı tamam ama Barış Bey tamam yok. Aslı yeter. Saçma bir oyundan nerelere geldin? Madem o kadar saçma, basit siz yapın o zaman. Hadi Barış Bey gözlerimin içine bakıp anlatın yalandan aşkınızı. Siz yaparsınız Barış Bey, yapın. Kusura bakma, biz tatsız bir meseleye yol açtık galiba. Yok, sizle alakalı değil. Bizlik bir sıkıntı. Onu anladık canım. Abi, kadınlarla ilgili öğrendiğim tek bir şey varsa o da ne diyorsa aslında tam tersini düşünüyordur. Keşke o kadar basit olsa. Sana bir sır vereyim mi? Evlenmekten ödüm kopuyor. O yüzden mi üç gün üç gece düğün yapıyorsun? Aşığım abi kıza, ne yapayım? Ama evlilik ya. 35 yıl bir başıma yaşamışım yani, anlıyor musun? Ya evlilik aşkı bitirirse, ya heyecanı kalmazsa? Akşamları televizyon izleyip konuşmayan çiftlere dönersek ölürüz biz ya. Yok, ölmüyorsunuz. Boşanıyorsunuz. Ne kadar kolay söyledin öyle. Boşanma avukatıyım ben. Yapma ya. Ben bir Aslı'ya bakayım. Sizin evlilik ne zaman? Sana bir sır vereyim mi? Evlenmeyeyim değil mi ben? Kaçayım buradan. Yok, kaçma. Benim bunca zaman boşanan çiftlerden gördüğüm tek bir şey var. Birbirleriyle değil, başkalarıyla konuşmaya başlıyorlar. Hayatında ne olursa olsun önce karını anlat. Hadi ya. Şimdi seninle evlenmeye korkuyorum desem bozulur kız. Ama en azından dürüst olmuş olursun. O zaman bir şekilde çıkar yolu bulunuyor. Dürüst olmazsan baştan kaybediyorsun. Abi sen çoktan çözmüşsün meseleyi. Siz niye evlenmiyorsunuz hala? Biz baştan kaybettik. Şimdi neyi kazanırız, onun peşindeyiz. Ay ben tam evlilik insanıymışım ya. Aşkın o ilk fırtınalı zamanları var ya,
O kadar yordu ki beni. Peki aşık olduğunuzda yani birbirinize nasıl açıldınız? Hemen söylediniz mi? Dalga mı geçiyorsun? Ulaş'ın hislerini değil bana kendine bile itiraf etmesi aylarını aldı. Neden? Ne bileyim bunu böyle ölümcül hastalık falan sanıyorlar galiba. Yakalandıklarını kabul etmemek için sonuna kadar savaşıyorlar. Peki sen ne yaptın? Ne yapacağım? İpleri elime aldım. İlk itirafı ben yaptım. Geçtim karşısına. Oğlum bak dedim. Ben sana aşığım dedim. Varsa cesaretin gel dedim. Ama siz düğün organizasyonu yaptığınıza göre bu evreleri geçmişsiniz çoktan. Ha evet evet. Ya ben sizi merak ettim. Çok tatlı bir çiftsiniz. Ya siz de çok tatlısınız. Ya işte sıradan aşk insanı konuşturuyor da gerçek aşk insanı susturuyor. Siz o yüzden konuşmadınız. Gözleriniz anlattı her şeyi. Ben uzun zamandır birbirine böyle bakan aşık görmemiştim. Ya ben damladım böyle ama bölmedim değil mi? Ne oldu, korkular mı yine? Sorma. İmza yaklaştıkça iyice gerildim ben. Söyleyeyim mi Burcu'ya, emin misin? Ulaş evlenmekten korkuyor da. Bunun için biraz geç değil mi? Ya deme öyle ya, bak iyice gerildim. Gerçi Barış git söyle Burcu'ya dedi ama ondan da korkuyorum. Ya karılırsa? Ulaş birazdan iyi günde kötü günde diyeceksiniz. Seni korkuların yüzünden yargılamıyorsa, hatta onları aşmanı sağlıyorsa eşindir bence. Yani böyle çok da uzman gibi konuşmak istemiyorum ama. Ama ne güzel dedin öyle ya. Sen ne diyorsun Aslı? Ya bir kadın gözüyle. O senin korktuğunu biliyor zaten. Biliyor mu? Öyle mi dedi? Evet. Ama pek sorun etmemiş. Yani bence sen gidip onunla bir konuş istersen. Belki o da korkuyordur. Benimle evlenmekten niye korksun canım? Ben korkulacak adam mıyım? Bence de sen onunla bir konuş Ulaş. Evet evet ben gidip konuşayım. Korkuyormuş bir de. Hallettiler. Barış Bey. Ben size bir şey söyleyeceğim. Kulağım sende. Hani siz bugün bana bir şey dediniz ya. Aslı bugün ben sana çok şey dedim. Evet. Yani hani tartışırken ben okulu istemiyorum dediğimde hani. Sen aslında korkuyorsun dediniz ya. Ben de kızdım size. Kızdın evet. Kızdım çünkü doğruydu. Korkuyorum. Neden korktuğunu paylaşmak istersen en yakınındayım. Damada söyledikleriniz çok güzeldi. Büyük pay sana ait. Nasıl yani? Sen öyle söyleyince Ulaş Burcu'yu kaybetmekten o kadar çok korktu ki kendi korkusunu unuttu. Sizce yapar mıydı? Ne yapar mıydı? Sırf korktuğu için bu mutluluğu yaşamaktan kaçar mıydı?
Artık konumuz Burcu ile Ulaş değil. Ben çok korkuyorum. Hayallerimin peşinden gidip de yine felaket olmasından korkuyorum. Babam bana sen büyük büyük okullarda okuyacaksın ateş böceğim derdi. Okulu kazandığımı hiçbirine söylemedim. Kaydımı yaptıracağım. Öğrenci kartımı alacağım. Üstünde kocaman Aslı Eğilmez Hukuk Fakültesi yazacağım. Koyacağım babamın önüne. Kaydımı yaptırırken heyecandan ellerim titriyordu. İşlemler bitti. Kartı verdiler elime. Aslı Eğilmez Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi yazıyordu. Sonra telefon çaldı. Ablam yazıyor. Normal bir telefon ama. Heyecandan nefesim tıkanıyor. Açtım telefonu. Baban öldü dediğini hatırlıyorum. Sonrası yok. Sonra ne okula uğradım, ne de okulun adını andım. Okul demek benim için baban öldü demek oldu. Sonra zaman geçti. Bayağı zaman. 3 koca yıl. Zaman acıları bitirmiyor da. Küllendiriyor gibi. Sonra bir cesaret geldi. Sınava tekrar girsem mi diye düşündüm durdum. Gül'le arada bir konuşuyorduk öyle. Girsem mi diye. Dedi ki bana yarın okula birlikte gidelim. Öyle yattık o gece. Sonra biz uyanmadan çiçeğim dışarı çıkmış. Kahvaltı hazırlayacakmış biz. Sürpriz yapacakmış. Komşular çaldı kapı. Çiçeğim araba çarpmış. Hikayenin sonu. Lütfen bir şey söylemeyin. Emin misiniz abi? Ne demek Merve gelmedi? Ya Berk sakin ol abi, ne oluyor? Oğlum dün buraya gelecekti. Berk ne olur bağırma ya. Gel otur şöyle doğru düzgün anlat ne olduğunu. Biz yeni uyandık abi hadi. Aslı. Hı? Aslı kalk, Berk burada. Hı? Berk mi? Berk mi?
Ya dünkü, şu dünkü herif yok mu? Hani bizi gözetlerken yakaladım. Kalk lan ayağa. Kalk. İn lan aşağı. Tamam abi. Yalnız beni kan tutuyor. Vurmazsanız... Yürü. Hayır, bayılırsam başınıza kalacağım çünkü. Yürü. İn. Abi iniyorum. Şey ya, kayıyor ya. Yürü. Tamam abi, gerçekten. Kimsin oğlum sen? Ne arıyorsun burada? Abicim öncelikle iyi akşamlar. Teo ben, düğün organizatörüyüm abi. Ne? Ne oluyor Berk? Kim bu? Ya ne bileyim, düğün müğün bir şeyler diyor ya. Abi biz arkadaşlarımızla bir araya geldik, bir şirket kurduk. Gülüm Düğün Organizasyon. Bazen müşteriler işte böyle farklı şeyler istiyor diye biz de... Yani ben dedim geleyim, belki sizin düğünden bir şey kaparım diye öyle geldim abi. Nasıl yani? Sen şimdi bizim düğün fikrimizi çalmaya mı geldin? Yok yenge, yemin ederim. Bak özür dilerim lütfen. Öyle bir şey değil gerçekten. Ben zaten daha hiçbir şey görmedim. Çok özür dilerim ama. Çok özür dilerim gerçekten. Ya, ne olacak canım ya? Yani yap aynısını. Biz gocunmayız. Hoşumuza gider bizim. Değil mi Olar? Sen daha iyi bilirsin aşkım. Gelin sensin. Bir şey olmaz canım. Biz 3 gün boyunca buradayız. İstediğin kadar kalabilirsin. Bundan sonra benim davetlimsin. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ya lokum gibi adamlar çıktınız yemin ederim. Abi siz evli misiniz bu arada? Değilsiniz belli, tamam. Sizin düğün bizim şirkete kısmetmiş o zaman. Tekrar memnun oldum. Teo ben. Eyvallah. Eyvallah abi. Abi, adam hepimizi ayakta uyuttu ya. Adam hepimizi ayakta uyuttu ya. Bana bak, o kesin organizatör falan değildi size söyleyeyim. Teo'dan mı bahsediyor Barış Bey? Ya sizin şu fenerleri almaya gittik ya aşağı arabayla. Bu da bizimle geldi arabaya. Sonra bana telefon gelince İstanbul'a dönmek zorunda kaldım. Sonra beraber buraya çıkacaklardı. Kalkmışsınız bana Merve yok diyorsunuz ya. Nerede bu kız? Ya, telefonu kapalı. Ya sen Merve'yi tanımıyorsun abi. Kafası ne seni yapar o. Ben plan değiştirmişlerdir. Başka yere gitmişlerdir abi. Oğlum daha dün tanıdığı adamla neyin planını yapacak? He? Merve'nin peşinde manyağın biri var. Abi üstüne suç atmaya çalışıyor. Avukat mıymış neymiş? Öyle bir şeyler. Avukat mı? Ne avukat abi? Ya cantı bir herifle sevgilisi. Merve'yi arayıp arayıp duruyorlar. Bana bak. O herif var ya, kesin onların adamıydı. Barış, Aslı ile Barış nerede? Aa, kaçıyor lan. Oğlum, oğlum koşun. Koşun yakalayın. Barış Bey ben kullanayım. Aslı atla, bu halde bile konuşuyorsun. Acayip atlattık Barış Bey. Berk delirdi sinirden. Aslı düştüğümüz hale bak, sen hala eğleniyorsun. Aa, aşk olsun Barış Bey. Her gün yaşamıyoruz ki böyle macera. Tabii ki de eğleneceğim. Ayrıca Teo kızı buldu. Başardık, bitti. Arasana bir Teo'yu. Allah Allah. Hala kapalı. Berk dün ayrıldılar dedi. Duymadın mı? O saatten beri nerede bu adam? Dediğim gibi işte. Kesin tepede bir yerdeler. O yüzden telefon da çekmiyor. Aslı niye tepede? Niye İstanbul'a götürmedi kızı? Yok yok. Bu işte kesin bir terslik var. Alo. Benim, benim. Çıktım sonuçta. Tamam, görüşürüz. Ana!
Söylemiştim sana. Bana bak. Eğer bu işten bir kişiye bile bahsedersen yakarım gemileri, haberin olsun, tamam mı? Aslı burada kal. Barış Bey! Gel buraya, gel. Gel sen, gel. Teo nerede? Kim nerede? Benimle oyun oynama! Teo nerede? Ne yaptın Teo'ya? Ya hepiniz beni mi buluyorsunuz ya? Sen de kimsin? Bana bak. Küçücük bir çocuğa çarptın. Hem onun hayatını hem de bizim hayatımızı mahvettin. Suçunun cezasını çekeceksin. Ya ben o adama anlattım, gösterdim. Kanıtlarım var benim. Ya ben araba kullanmayı bile bilmiyorum. Bana yalan söyleme. Kuzenimin arabasını çaldın. O kazayı sen yaptın. O kazayı ben yapmadım. Ya ben araba falan çalmadım. Ismarladığım içkiyi beğendin mi? Evet de bir fena oldum. Ne bu? Boş ver. Eğlenmene bak sen. Adın ne senin? Mavi Melek. Mavi Melek. Tüylerin ne kadar güzel. Senin olsun. Gerçekten mi? Evet. İyi para çıktı ha. Hadi tüyle. Bunu da atarız bir yere. Niye atıyoruz ya? Alalım arabayı. Araba der kızım. Nakit iyidir. Geri vereyim bari. Sapsirik zaten. Acıdım çocuğa. Anahtarını düşürmüşsün yakışıklı. Aa, sağ ol. Bu kafayla kullanma ama. Yolu bile göremezsin. Arabayı elden çıkaramayız diye anahtarları geri bıraktık. Yemin ederim ben yapmadım o kazayı. Niye inanayım sana? Git adamına sor. Kanıtlarım onda. Hem öyle olmasa niye salsın beni? Sen yapmadıysan kim yaptı o zaman bu kazayı? Anahtar kimdeyse kazayı da o yapmıştır. Yeter artık. Düşün benim yakamdan ya. Ne yapıyorsunuz Barış Bey ya? Ay niye saldınız kızı?
Hadi kızı saldınız, beni niye kilitlediniz? Öf. Ama yetti Gizem adamlığı, bu kadar yeter. Ha, geliyor. Ne oldu bu adama ya? Barış Bey, iyi misiniz? Bir şey mi oldu, anlatın. Teo'ya mı bir şey oldu yoksa? Barış Bey. Her şey bitti aslında.